Burada Şüküfe Nihal'in eserlerini göreceğiz. Şüküfe Nihal aklımıza nereden gelecek? Gördüğümüz gibi Şüküfe'den gelecek. Bakın burada bir tane Şüküfe var. Buradan gelecek aklımıza. Şüküfe'nin içine doldur. İlk önce su doludur. Su doludur. Bizim kadın burada gördüğümüz kadın gayyası bunun. Kadının gayyası nedir? Suyu boşaltıp gayesi bu küfenin içini, şu küfenin içini yakut kayalarla doldurmaktadır. Yakut kayalar yerde yıldızlar gibi gölge yapmaktadır ve kadın şu küfesinin içini neyle doldurmak ister? Yakut kayalarla doldurmak ister. Ama bir türlü bunu başaramaz. Çünkü çölde sabah oluyordur. Çöl güneşi çıkar. Kadın suyu döktüğü için çok susar. Ve hiçbir şey alamadan çok yorgundur. Renksiz ızdıraplar çekmeye başlar. Der ki ben tevekkülün cezasını çekiyorum der. Ve buradan yerden göğe kadar uzanan yakutlardan bir tane bile alamadan yalnız dönüyorum der. Yolda dönerken çölde sabah oluyor demiştik. Hazan rüzgarları da esmeye başlar. Gördüğümüz gibi üzüntülü bir rüzgar var burada. Hazan rüzgarları eser. Kadın yolunu kaybeder. Çölde sabah oluyordur. Çöl güneşi çıkmıştır. Sabah kuşları da uyanıyordur. Sabah kuşunu gördüğüne çok sevinir. Ey sabah kuşu der. Ben der yolumu kaybettim. Nasıl gideceğim? Şile yollarına nasıl varacağım der. O da der ki sen şu Domaniç Dağı'nı aştıktan sonra Şile yoluna varırsın der. Gider Nihal'imiz, şu küfesini taşıyan Nihal'imiz Domaniç Dağları'nın yolcusu olur. Burayı aşar ve Şile yollarına varır. Burada şu küfe Nihal'in eserlerine baktığımız zaman tevekkülün cezası, yalnız dönüyorum, yerden göğe, su, yakut kayalar, gayya, renksiz ıstırap, yıldızlar ve gölgeler, sabah kuşları, çöl güneşi, çölde sabah oluyor, hazan rüzgarları, Domaniç Dağları'nın yolcusu, Şile yolları, Şüküfe Nihal'in eserleridir.